Zarife 4 Akşamı zor ederek bir odaya kapanıp Şadın abinin defterlerine attım kendimi. Rastgele açtığım sayfadaki yazının başlığını görür görmez de şap diye defteri kapatmışım. Rabbim ne konuşmalarımız. Kalktım, su içtim, odada sağa sola 4-5 tur attım, pencereden baktım. Dışarıda her şey normal. İçeride kıyamet kopuyor. Döndüm defterin birini daha açtım. Ya Rabbi, sen zarifenin de gönlünü bana meylettireceğini bildirdin. Lakin gönlüm senden uzaklaşacaksa bunu asla kabul etmeyeceğimi daha önce de sana söyledim. Odada yanan bir ocak ya da soba olsa defteri derhal ateşe atacaktım. Duvara fırlatmışım. Geceye doğru cesaret ederek üçüncü kez başka bir deftere baktığımda okumam biraz daha uzun sürdü. Okuduklarımı artık burada anlatamam. Anlatırsam çarpılırım. Okursanız kendinizden çıkar da bir daha geri dönemezsiniz. Çünkü sonrasında yediğim tokatın şiddetiyle ben de zaten uzun süre kendime gelemeyeceğim. Vezir Köprü İmam Hatip Lisesi'nin eski binasında bir pencereden kel hafızların tarlasına doğru bakıyorum. Yeni başa kaçmış yemyeşil buğday tarlasının içinde aynı renkte uzun elbisesiyle belli belirsiz biri dolaşıyor. Yanına vardığımda görüyorum ki Şadın abi yüzüme bakmıyor, kızmış bana sen emanet bıraktığım sırlarıma karşı niyetini bozmuşsun dedi. Yazdıklarımı okuyup başkalarına duyurarak nefsine pay çıkarma azmindesin dedi. Nasıl mahcup oldun? Sen daha kendin o sırlara muhatap olma aşamasına gelmedin ki başkaları nasıl kaldırsın dedi. Yer yarılsaydı da dibine geçseydim. Birden su deposu yamacındaki anıs tarlasında da zarife yürümeye başladı. Ben daha sorumu zihnimde toparlamaya çalışırken Şahadın abi cevap verdi. Ben tarlamı dünyadayken ekip gelmiştim. Geldiğimde de hazır buldum. O biçip de gelmiş lakin mahsulü de dünyada bırakmış. Şimdi boş anız tarlasında dolaşıp duruyor. E bakacağız bir çaresine ancak kolay olmayacak dedi. Sonra kaşlarını çatıp o korkunç emrini verdi. Git defterlerimi getir bana. Defterin biri kucağımda. Kan ter içinde uyanmışım. Orta camiden okunan ezan yarıya gelmiş. Hanya alel felah. Saate baktım. 2.54 İşte tam o sırada kucağımdaki defterin açık sayfasındaki yazının son cümlesiyle göz göze geldim. Yeni Mahalle mezarlığında bekliyorum. Tepemden aşağı ter boşandı. Gündüz olsa neyse. Gece ben mezarlıktan korkarım. Lakin emir de kesin. Mezarlığın kapısı açık. Hüşümlenerek, ürpererek, içim içime sığmayarak nefes nefese girdim içeri. Koltuğumun altındaki defterlerden biri düştü. Eğilip aldım ama 3-4 yaş kocadım bu sırada. Mezarlık yer yer aydınlık, yer yer karanlık. Gasilhanenin sol tarafındaki ana yoldan dün defnettiğimiz Şadın abinin kabrine doğru ilerliyorum. Ancak her 2-3 adımda bir dönüp arkama bakıyorum.'' Uzaktan ilk gördüğüm anda Servi Çamlar'ın arasındaki Şadan abinin kaplı başında bir karaltı görünce nefesimi ne verebilir ne alabilir hale gelmişim. Geri dönmüşüm. Gel gel diye bağırdı o karaltı. Kaçmaya başladım. Ben seni bekliyorum gelsene diye tekrar ünledi. Durdum. Ne kaçabiliyorum ne gidebiliyorum artık. Karaltı hareket ederek bana doğru hamle yaptı. Durdum. Ne olacaksa olsun artık. Ağaçların altından sıyrılarak yere aydınlık alana çıkan karaltıyı tanıdım. Onur bu saatte senin ne işin var burada? Hocam sen misin? Gel gel. Onur Bayburtlu'yu yıllardan beri pek severim. Sebebini bilmem. Hocam bana getireceğin dört odun varmış. Ben onları almaya geldim. Dört odun mu? Ben de dört defter var Onur. Dört odun değil. Onur da Şadın abiyi rüyasında görmüş. Bende sana ait dört odun var gel al fırınında yak demiş. Hocam hamuru gardım. Eşsin diye de şöyle duvara yaslandıydım uyumuşum. Uyanır uyanmaz da koşup gelmiş. Emanet devir teslimini Şadın abinin kabri başında yaptık. Okuduk, tevbe ettik, istiğfar getirdik ve yürüye yürüye kaldağın ağacı karşısındaki onurun fırınına geldik. Hocam ben şu emanetleri hemen yerine kavuşturayım deyip dört defteri fırına atıp ağacın altına yanıma geldi. Fırının bacasından önce kara, kapkara, katmanlı bir duman çıktı. Kara duman azalırken de ona paralel bir şekilde kesif bir gri duman daha yükseldi. Gri duman yükseldi, yükseldi ve ikiye bölünerek iki insan silüetine dönüşüp sonra da tekrar birleşip göklerde kayboldu. Birleşip göklerde kaybolan iki insan silüeti abi abiyle zarife miydi ben bilemem. Onur'a dedim ki, hu ben de günahkarın tekiyim de senin fırınına bu memlekette papazın fırını derler. Papazın ekmeği derler. Şadan abi sen de ne buldu da? Öyle deme hocam. Hiç kimse dışarıdan bakıldığında görüldüğü gibi değildir. Orası doğru da. Bak hocam bu millet Şadan abimize de deli şedon derdi. Öyle miydi? Değildi elbet. Şadan abi her sabah namazı çıkışı buraya gelir. Yanında kimler varsa sayısınca simit alır giderdi. Biz ne aldığına hiç bakmazdık. Aldığımız tek şey selamıydı. Parasını vermez miydi? Hocam neyi vardı ki verecek? Garibandı da. İyi de sen de adam çalıştırıyorsun. Evine ekmek. Hocam merak etme. Şadın abi aldıklarını başka şekillerde bize misliyle geri gönderiyordu. Zorlamada bazı şeyler söylenmez. Anasını sattığımın dünyasında hiçbir şey söylendiği gibi değil. Göründüğü gibi değil sanıldığı gibi değil, olduğu gibi değil. Kafam karman çorman eve doğru gelirken yeri göğü inleten sabah ezanı da bitmek üzereydi. Esselatu hayrun minennem.